Ya biz ilk maçtan sonra da aynı şeyi söyledik. İkinci maçtan sonra da aynı şeyi söyledik. Biz kendi aramızda eğlencesine maç yapalım diye bir fikir atıldı ortaya. Daha sonrasında bir lige katılalıma döndü. 3 hafta gibi kısa bir sürede beraber oynama imkanı bulduk. O da tam anlamıyla beraber oynama imkanı bulamadık zaten. Ya her zaman en az bir veya iki adamımız eksikti. Yani bizim birlikte oynayıp tanıyabileceğimiz ve göbek mevkisinde eksiklerimiz vardı. Orada bir sıkıntı yaşadık ama oynadıkça kendi sistemimizi de oturtuyoruz. Kendimizi de tanıyoruz. İlk maç aslına bakarsan heyecandan kaybettiğimiz bir 3 puandı. Biz hep o gözle bakıyoruz ve sürekli o maçı konuşuyoruz. İkinci maçta sertlikler çok fazlaydı. Yani o maçta da açıkçası hani kasıt yoktu ama rakibimiz biraz sert oynamayı tercih etti. Hakem de sert futbolu oynatmayı tercih etti. Ama tabii biz 7-1 gibi bir mağlubiyeti kalkıp da sertliğe bağlayacak da değiliz. Birbirimizi tanıyoruz. Yani 2 haftalık bir süreç vardı. Bu 2 hafta boyunca tek konuştuğumuz şey bu maçı mutlaka kazanmak zorundayız. Kazandık. Çok da güzel bir galibiyet oldu. Rahat olmadı çünkü stresliydik, gergindik ki maçın ilk 10 dakikasında bunu çok yaşadık. Top tutmakta zorlandık, birbirimizi motive etmekte zorlandık. Ama sonrasında arka arkaya bulduğumuz gollerle aslında neler yapabileceğimizi gördük ve maçı kazandık. Tetiş, sana göre bugün baktığında takım olarak baktığında en verim aldığınız bölge ve sahadaki en iyisin kimliği. Ya bana soracak olursan defansif olarak çok iyi bir takım vardı. Tam kadroda oynadığımız ilk maçtı zaten bu. Genelde Utkun da dediği gibi hep bir eksik vardı, hep bir sakatlık vardı. Hakikaten aslında böyle baktığın zaman organizasyonel olarak gülünç geliyor ama hakikaten de böyle ciddi sakatlıklar da yaşanıyor yani. Bugün de dünya kadar tekmeledik yani. Tabii art niyetli bir durum değildi ama yiyorsun yani. Sokakta oynamışız hepimiz futbolu. Sonuç olarak 3 puan aldık. Önümüzde de bakacağız. Bütün maaşları hediye olsun. Peki, son olarak bu galibiyet baktığımızda gruptan çıkma şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaçıncı olarak çıkarsınız ya da önünüzde daha zorlu bir maraton var mı? Ya aslında biz ilk maçtan beri hiçbir takımı bilmediğimiz için, hiçbir takımı tanımadığımız için, daha doğrusu kendimizi de daha net tanımadığımız için her maç bizim için çok zordu. Ama bu maça yani hazırlanırken yani berabere kalma lüksümüz yoktu. Hatta yani geriye düştüğümüz zaman ne yapmamız gerektiğini konuşmamıştık. Çünkü yani geriye düşmeyeceğimize çok emindik ve çünkü mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Geriye düştük ama rakip de açıkçası geriye yani öne geçmeyi beklemiyordu biraz da. Onu da fark ettik ve yavaş yavaş oyunu dengeledik. Daha sonrasında öne geçtik ve farkı açtık. Ama bundan sonraki bütün maçlar en az bu maç kadar ya da diğer maçlar kadar zor olacak.